Sıla Hanım merhaba. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2 yıl önce Nazım Hikmet'i sizin tınılarınızla, sizin müziğinizle hem mezar başında hem de akşam konserde Moskova anmıştı. Bu yıl belli şartlar nedeniyle anma yapamıyoruz. Daha önce gelen sanatçılarımızdan, dostlarımızdan böyle bir programa katılmalarını talep ettik. Siz de kabul ettiniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz ve Nazım hakkında duygunuzu ve düşüncenizi almak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki aranızda olmak nasıl o zaman da onur vericiyse, şu an burada sizinle konuşuyor olmak da aynı şekilde ve bu etkinliğin içinde olmak tabii ki. Çok güzel bir konser yapmıştık. Evet. Çok coşkulu olmuştu ve ardından anma töreni. Ben gerçekten bayağı korkunç heyecanlanmıştım. Onu çok net hatırlıyorum. Ama o galiba biraz fazla saygıdan, fazla sevgiden gelen bir heyecan. Ve gerçekten benim de ilk ziyaretimdi aslında. Dolayısıyla böyle sanırım katlanarak, katmerlenerek kuvvetlenen bir heyecan oldu. Tabii çok başka gönül bağlarımız var. Bu tip kıymetli sanatçılarımızla. Yani Nazım Hikmet hakkında ileri geri konuşmak bence yersiz olur. Ne kadar övsem az. İşte çocuk zamanlarda ailemizden öğrendiklerimizle tanıdığımız Nazım Hikmet sonraki okul yıllarında elbette okuduklarımızla büyüledi. Ve o işte çağdaş şiir, yani çağdaş Türk şiirini çok büyüten, çok daha ileri götüren çok büyük bir sanatçı, çok büyük bir şair. Çok etkileyici biri. Duruşu, cesareti, yenilikçi olması, elbette çağdaş olması çok çok yüreklendiriyor. Her zaman da çok fazla yüreklendirdi zaten bizi. Okuyucu olarak da sanata olan düşkünlüğümüzü perçinlemek adına da. Dolayısıyla şu an bu konuşmayı yapıyor olmamız bile bana gerçekten çok büyük şeref veriyor. Çok teşekkür ederim tekrardan. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Bir de Moskovalı sizin hayranlarınız oluştu bu konserden sonra. Nazım severler sizi farklı tanıdılar. 2 eser seslendirmiştiniz o akşam. Pandemi şartlarında izleyenlerimize, Nazım severlere bir parça sunmak ister misiniz? Seve seve. Her zaman. Her zaman. Tabii ki söylerim. Mutlulukla. Burak'la beraber size icra edeceğiz diyeyim. Karlıkay'ın Ormanı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca size mutluluklar diliyoruz Moskova'daki Türkler olarak. Çok sevgiler, çok selamlar herkese. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.